Aydın'ın Yenipazar ilçesinde vatandaşlara, ilçe ve büyükşehir belediyesindeki destekledikleri adayları sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Gizem Çerçioğlu'yu görmek istiyorum Aydın'da. Yenipazar'da Malik abi. CHP. Kıvancı. Büyükşehir Belediyesi'nde kimi görmek istersiniz? Mustafa Savaş. Ben siyasetçi bir adamım. Ben CHP'den bahsetmeyin. Ben çocuktum. Çocuk. Bak bunu iyi dinle. Ağlıyorum. Bizim Menderes'e astılar. Ne suçu vardı? Böyle şeyler ben kinciyim diyor. Menderes'e astılar ve Aydın'a Avrupa altına aldı devlet. Ayaklanmasınlar diye. Ben çocuktum. 8-9 yaşlandaydım. 60 ihtilalinde. Ve burada başyavuşla beygirlerle gelirdi. Ben Hamza Valide'nim. Beygirlerle gelirdi. Bir geldiler, ben çocuktum o zaman. Copu bir aldılar. Kavidi de adam varsa hepsini dövdüler. Ben kaçtım korkumdan. Ve hala o korku daha içimde. Onun için kızım, şimdi CHP'den hiçbir şey olmaz. Zaten baştaki adamların da efendim defetsin onlar. Doğru mu? Ben öyle bir yönetim istemiyorum. Vallahi bir şey görmek istiyorum. Kıvanç Bey görmek istiyorum. Ya ben Yerbaz'a bilmiyorum ama köylerimizde bayağı sorunlarımız var. Düğün salonumuz yok. Mesela kanalizasyonumuz yok. Bizden bu işi hakikaten para veriyor ASKİ. Ama öyle bir şey şansımız da yok. Yollarımız güzel olsun. Bu sarı otobüslerin şu anda taşımakta bayağı zorlanıyoruz. Araba yok, taşımak konusunda bir sıkıntımız var. O sarı otobüslerin de köylere bir imkan tanınırsa güzel olur bence. Kimi şanslı görüyorsun? Sence bu seçimi kim alır? Şu. Malik alır diyorum yani. Büyükşehir Belediyesi'nde kimi şanslı görüyorsun? Özlem'i görüyorum. Seçimi kim alır? İş bile. Büyükşehir Belediyesi'nde kimi görüyorsun şanslı? Savaş. Vallahi ben kimin kazanacağı belli değil ki. Ne bileyim ben kim kazanacak? Peki sen kimi destekliyorsun? Ben bağımsızım. Desteklemiyorum. Hiçbirinde sevmedim hiçbirini. Neden küstürdüler seni? Küstürdüler beni işte. Peki bazı... Büyükşehir'de kimi destekliyorsun? Özlem Çerçioğlu. Seçimi sizce kim kazanır? Kim daha şanslı? Vallahi kim kazanırsa hayırlısı olur inşallah. Kimin kazanacağını, gelecek olan her iki kişinin de hayırlı olacağını düşünüyoruz. Yeni Pazar'da belediye başkan adayları içerisinde kimi daha şanslı görüyorsunuz? Sizce bu seçimi kim alır? Bu seçimi kim alır? Şu anda Kıvancı'ya biraz daha iyi görmeye başladım. Önce biraz ağırdı. Yani tanınmamış olduğu için. Şu anda biraz daha onu görmeye başladım yani. Büyükşehir Belediyesi'nde sizce kimiz daha şanslı? Büyükşehir'de derdim Mustafa Savaş olmaz. Yani yatırımda yani çok yani ihtiyacımız çok. Altyapıdan tut, yollardan tut, her şey var yani. Bayağı bir isteğimiz var. Sence bu seçimi kim alır? CHP alır. Şu anda ortada. İyi Parti'nin alacağı oya bağlı. İyi Parti ne kadar oy alırsa dengeleri değiştirir. Peki siz kimi destekliyorsunuz? Ben İyi Parti'yi destekliyorum. Ben çünkü eski doğru yolcuyum ben. Büyükşehir Belediyesi'nde kimi destekliyorsunuz peki? Büyük ihtimalle Özlem Hanım'a. Kıvanç İşbilen kazanır. Büyükşehir Belediyesi'nde kim kazanır? Mustafa Savaş kazanır. Efendim bu pazar yerinin etrafına bariyer istiyoruz. Üstünü. Ve üstüne çatı istiyoruz, çelik çatı. Kıvanç İşbilen kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde kim kazanır sizce? Üstü Savaş kazanıyor. Valla bir daha yeni pazar yeri üstü örtülmesi istiyoruz yani. Orada örtülse yolu yani. Yağmur yağıyor, altı su akıyor. Gran gran gidiyor ya. Bakalım kim kazanıyor? Peki siz kimi destekliyorsunuz? Ben mi? Malik Bey'e. Peki sizce kimin şansı daha yüksek? Sizce seçimi kim alır? Kıvanç İşbilen. Büyükşehir Belediyesi'nde sizce kim alır? Onu bilmiyorum. AK Parti. Kıvanç İşbilen. Büyükşehir'de kim kazanır sizce? Mustafa Savaş. Kıvanç Bey'den ve Mustafa Bey'den seçilirse ne gibi hizmetler bekliyorsunuz? Altyapılarımız eksik bizim burada. Çeşitli sosyal alanlarında hizmetler bekliyoruz. Gerek ilde gerek ilçede.